Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü biliyorsunuz ki sizler Nora ablanız için çok değerlisiniz. Sizlerle paylaştığı her şey, size anlattığı her şey, sizlerden aldığı her haber Nora ablanız için çok değerli. Peki bunun sebebi ne? Bunu biliyor musunuz? Evet, biliyorsunuz. Çünkü sizler Tanrı için çok değerlisiniz. Boyunuzun, saç renginizin, kilonuzun, göz renginizin, ellerinizin, ayaklarınızın, boyunun, bunların hiçbirinin hiçbir önemi yok. Ya da aynı zamanda okul derslerinizde ne kadar başarılı olup olmadığınızın, arkadaşlarınız tarafından ne kadar sevilip sevilmediğinizin hiçbir önemi yok. Çünkü sizlerin değeri bunlarla alakalı değil Tanrı'nın gözünde. Tanrı size her halinizde, her durumda, her şekilde çok ama çok seviyor. Üstelik iyi bir haberim var. Bu sevgi sonsuz bir sevgi. Bu sevginin ne miktarı azalıyor ne de süresi azalıyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Tanrı sizi çok ama çok seviyor. Gadu geldi. Hoş geldin Gadu. Gadu genelde Sat 7 Türk bardağından su içmeyi çok seviyor. Şimdi de kafasını koymuş, içinden su içiyor. Gadu, Tanrı seni de çok seviyor, biliyor musun? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında şu anda Gadu'nun yapmaması gereken bir şey vardı. Bu bardaktan, yani benim bardağımdan su içmek Gadu'nun yapmaması gereken bir şeydi. Ama Gadu bunu yaptı. Ama buna rağmen Tanrı onu çok seviyor arkadaşlar. Sizler bazen Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler yapabilirsiniz. Ama siz Tanrı'dan özür dilediğiniz an Tanrı sizi affediyor. Ve ne yaparsanız yapın sizi sonsuz bir sevgiyle sevmeye devam ediyor. Bunun sebebi de Tanrı'nın kendisinin sevgi olması. Düşünsenize, mesela bu bardak. Bu bir bardak değil mi? Bu bardak, bardak dışında başka bir şey olamaz. Bu bardak bir kalem olamaz. Bu bardak bir masa olamaz. Ya da bu bardak bir kalem, kitap, defter, ağaç olamaz. İşte bunun gibi. Tanrı'nın kendisi sevgi olduğu için Tanrı zaten sizi çok seviyor. Ve bu sevgi asla son bulmayacak. Evet arkadaşlar. Programımızı da böyle açmış olduk. Şimdi bütün bunların ardından size bir sorum var arkadaşlar. Özlemekle ilgili bu soru. Bazen arkadaşlarınızı ya da ailenizden birilerini, hatta herhangi bir sebepten dolayı görüşemediğiniz aile büyüklerinizi ya da akrabalarınızı özlediğiniz oluyor mu? Özellikle geride bıraktığımız ya bu dönemlerde özellikle aile büyüklerimizi göremediğimiz, evlerimizden hiç çıkamadığımız dönemlerde gerçekten aile büyüklerimizi çok özledik. Onlar iyi ki varlar. Özellikle mesela gerçekten diyorum ya, anneannelerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, onlar iyi ki varlar, her zaman bizi düşünüyorlar, her zaman bizi çok seviyorlar. Peki bir sorum daha var. Arkadaşlar, onları arıyor musunuz? Onları arayıp nasıl olduklarını soruyor musunuz? Çünkü genelde onlar evden çıkamadıkları zamanlarda yalnız hissediyor olabilirler ve bizden gelen bir telefon onları çok mutlu edebilir. İşte arkadaşlar, merak ettiğim soru buydu. Sizler aile büyüklerinizi ne sıklıkla arıyorsunuz? Ve siz onları aradığınızda onlar seviniyorlar mı? Ne tepki veriyorlar? Merak ediyorum. Bizlere WhatsApp'tan ulaşarak arkadaşlar bu konuda bizi bilgilendirin. Bizler de sizlerle birlikte bu durumu, aile büyüklerinizle ilgili haberler alalım. Ve sizlerle birlikte sevinelim, heyecanlanalım. Şimdi artık bu kadar konuştuk. Sırada ne var? Bir bölüm var, benim çok sevdiğim bir bölüm ama ben söylemeyeceğim. Şimdi siz göreceksiniz hangi bölüm olduğunu. Bebekler doğduklarında etrafı siyah beyaz görürler. Birkaç ay sonra ise bu durum düzelir. Acı yemek uzun vadede ülser oluşturmaz. Bu yanlış bir bilgidir. Günümüzde aşı ve hap kanımıza eşit sürede karışır. Sadece bazı ilaçların enjeksiyonla verilmesi gerekir. Kaplıcalar romatizmalara iyi gelmez. Aksine azdırır. Fakat kireçlenmeye sıcak iyi geldiği için kaplıcalar da iyi gelir. Stres ülsere neden olmaz. Ülser bakteriden kaynaklanır. Bu bakteriler insanların %50'sinde vardır. Dişleri karbonatla fırçalamak beyazlatmaz. Aksine fazla granüllü bir madde olduğu için çizer. Polonyum dünya üzerindeki en zehirli maddelerden biridir. Yaklaşık 1 miligramı 10 milyon insanı öldürebilir.
Kloroform maddesinin bir insanı bayıltması için yaklaşık 10 dakika gerekir. Filmler yalan söyler. Evet arkadaşlar, Sen Olsan Ne Yapardın bölümündeyiz bugün de. Sizlere bir sorum olacak ama ondan önce az önce Ege'yi izledik. Ege, koskocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Ege, sen de bize haber gönder. Sen de aile büyüklerini arıyor musun acaba? Onların halini hatırını soruyor musun? Bizlere haber gönder. Senin de hayatını çok merak ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, Sen Olsan Ne Yapardın bölümde tabii ki sizlere bir sorum olacak ama bugün cevabını vermeyeceğim. Yarın cevabıyla ilgili konuşacağız. Ama eğer hazırsanız sizlere sorunuzu okuyacağım. İsterseniz gözlerinizi kapatıp hayal edebilirsiniz. İsterseniz görsellerle birlikte gözleriniz açık dinleyebilirsiniz ve kendinizi o durumun içinde düşünebilirsiniz. Şimdi düşünün ki şehir dışında yaşayan anneanneniz ona uzun zamandır telefon açmadığınız için birazcık üzülmüş ve bunu bir şekilde size iletmiş. Çünkü çok uzun zamandır ona telefon açmıyorsunuz. Her gün bugün anneannemi arayayım diye düşünüyorsunuz ama o gün aramayı unutuyorsunuz. Bu arada eğer anneanneniz hayatta değilse bunun yerine başka bir aile büyüğünü de koyabilirsiniz. Dedenizi, halanızı, teyzenizi, amcanızı, dayınızı hiç fark etmez. Bunlardan birini düşünün ama diyelim ki onu aramadığınız için uzun zamandır birazcık üzülmüş. Peki, böyle bir durum eğer senin başına gelseydi ne yapardın böyle bir durumun içinde? A şıkkı. Özür diliyorum, şöyle yapalım. Şıklara şu an geçmeyeceğim. Ama şıklara geçmeden önce şöyle gidelim. Şöyle bir şey yapalım. Önce bu konuyu sizin çok daha iyi anlayabilmeniz için güzel bir video izleyelim. Ondan sonra kumdaki hikayeleri de izleyelim. Kumdaki hikayelerden sonra da ben size şıkları okuyayım. İshak ve Rebeka'nın ikiz erkek çocukları oldu. İlk doğan çocuğa Esav, diğerine ise Yakup adını verdiler. İkiz olmalarına rağmen Esav çok saçlı ve kıpkırmızı olduğu için kardeşi Yakup'tan ayırt edilebiliyordu. Günler ve yıllar geçtikten sonra iki kardeş büyüdü. Yakup hep çadırda oturup evin etrafında çalışan biriydi. Esav ise usta bir avcıydı. Esav avlanmak için her gün kırlara giderdi. İshak Esav'ı daha çok severdi. Çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi. Bir gün Yakup yemek hazırlıyordu. Çorba pişirmişti. O sırada Esav avdan dönmüş, çok yorgun ve çok açtı.
Yakup'tan kendisine çorba vermesini istedi. Yakup Esav'a, "Bana ilk oğulluk hakkını verirsen sana çorba veririm," diye karşılık verdi. Esav, "İlk oğulluk hakkının bana ne faydası var ki? Yarın nasıl olsa öleceğim," dedi ve kardeşine ilk oğulluk hakkını sattı. Bunun kıymetini anlayamamıştı. Bir süre sonra babaları İshak çok yaşlanmış ve gözleri görmez olmuştu. İshak bir gün sevdiği büyük oğlu Esav'ı çağırıp, "Silahlarını, ok ve yayını al ve benim için kırda bir hayvan avlayarak sevdiğim lezzetli bir yemek hazırla. Ölmeden önce seni kutsayayım," dedi. İshak yaşlandığını ve ölmek üzere olduğunu bildiği için bunları Esav'a söylemişti. İshak'ın karısı Rebeka bu konuşmaların hepsini duymuştu. Rebeka Yakup'u çok sevdiği için Esav'ın yerine Yakup kutsansın diye bir plan yaptı. Yakup'a, "Git bir oğlak getir ve babana sevdiği güzel bir yemek yap ki ölmeden önce seni kutsasın," diye akıl verdi. Yakup annesine, "Nasıl olur ki? Kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimki ise kılsız. Eğer babam bana dokunursa benim Esav olmadığımı anlar ve kutsama yerine beni lanetler," dedi. Rebeka, "Sen beni dinle ve önce yemeği hazırla," diye ısrar etti. Rebeka daha sonra Yakup'a kardeşi Esav'ın giysilerini giydirdi ve elleriyle ensesine kıllı oğlak derisiyle kapladı. Yakup, annesi Rebeka'nın tüm dediklerini yaptı. Babası ölmeden önce Esav'ın yerine kutsanmak istiyordu. Yakup, babası İshak'a gidip sevdiği yemeği sundu. İshak yemeği getirenin Esav olduğundan emin olmak istiyordu. Çünkü Yakup'un sesini duymuştu. Elini tuttu ve çok kıllı olduğunu fark etti. Onun Esav olduğundan emindi artık. İshak yemeği yedi ve Esav'ın yerine Yakup'u kutsadı. Bir müddet sonra Esav, hazırladığı lezzetli yemekle babasının yanına geldi. Babası İshak şaşırarak, "Kimsin sen?" diye sordu. Esav, "Baba, ben senin büyük oğlun Esav'ım," diye cevap verdi. İshak titreyerek, "Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi?" "Ben onu kutsamıştım." Esav bunları duyunca acıyla haykırdı ve çok kederlendi. Kardeşi Yakup'un babasını kandırarak kendi yerine kutsandığını anlamıştı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Vaiz 5. bölüm 6. ayet. Kumdaki hikayeleri de izledik. Şimdi sizlere kısaca bir daha sorumu hatırlatıp şıklara geçeceğim. Şehir dışında yaşayan anneanneniz veya bir aile büyüğünüz, hayatta olan sevdiğiniz bir aile büyüğünüzü siz uzun zamandır aramıyorsunuz, telefon açmıyorsunuz, haline attığını sormuyorsunuz. Ve bir şekilde onun aslında bu duruma çok üzüldüğünü ve size birazcık kırgın olduğunu öğrendiniz. Böyle bir durumda sen olsan ne yapardın sevgili arkadaşım? A şıkkı. Anneme şöyle söylerim ve anneannemi iletmesini isterim. Anneanneciğim, bunda üzülecek bir şey yok. Üzgün olduğumuzda Tanrı'ya dua etmeliyiz. Bence sen de öyle yapmalısın. Bir kez daha okuyorum. Anneme şöyle söylerim ve bunu anneannemi iletmesini söylerim. Anneanneciğim, bunda üzülecek bir şey yok. Üzgün olduğumuzda Tanrı'ya dua etmeliyiz. Bence sen de öyle yap. Ama yine de aramam. B şıkkı. Anneanneme üzülmemesi için bir çizgi film tavsiye ederim. Bu onun bütün sorunlarını çözecektir diye düşünürüm. C şıkkı ise hemen onu arayıp özür dilerim. Çok haklı olduğunu ve onu çok sevdiğimi söylerim. Ve bundan sonra onu artık daha sık arayacağıma söz vererek onu gerçekten daha sık ararım. A, B, C şıklarından
Acaba hangisini seçersin sevgili arkadaşım? Sen bize istediğin şekilde WhatsApp numaramızdan ulaşarak, bize video atarak, ses kaydı göndererek, yazı yazarak ya da herhangi bir şekilde nasıl istersen bizlere ulaşıp cevabını bizlere bildirebilirsin. Evet, şimdi birazdan Tanrı'nın sözünde seninle birlikte olacağız. Ama ondan önce hadi gel bizim o çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın yanına gidelim. Onları da özledik. Haydi Mevvezi bizi bekler. Zihni ne oldu sana, ne oluyor? Geçen bölüm en heyecanlı yerinde bırakmıştın. Yerimde duramıyorum. Hadi anlat. Allah Allah, ne zamandan beri böylesin? Dün geceden beri heyecandan gözüme uyku girmedi. Soğuk Paulus, soğuk Paulus. Tamam 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 Zihni. Sakinleş. Hemen anlatıyorum öyleyse. Evet, dinliyorum. Tamam. Hangi kamera benim de? Evet. Günümüzde bir liman kenti olan yer Pafos. Kıbrıs'ın en batısında bulunuyor. Şehrin adı Baf olarak da söylenir. Pavlus, Salamis'ten sonra ortalama 150 kilometrelik bir yol yaparak... Wow! Ne oldu be? Ben bazen yolda karşıdan karşıya geçmeye üşeniyorum. 150 kilometre ne ya? Zihni, Pavlus'un toplam yolculuğu çok daha uzun. 150 kilometreye mi şaşırdın? Ayrıca sen bütün dünyayı gezmemiş miydin? Evet ama uçakla. Tamam, devam ediyorum. Tamam, dinliyorum. Paf şu an nerede? Tabii ki Kıbrıs'ta. Müjdeyi yaymak için Baf'a giden Saul, yani Paulus ve Barnabas, burada farklı bir durumla karşı karşıya. Neydi? Bir yalancı peygamberle. Büyücülükle uğraştığı söylenen bu kişinin adı Bar Yeşu'dur. Roma'nın bölge valisi Sergius'un da çok yakınıdır. Çok isim giriyor, kafam karışıyor. Tamam Zihni, tamam, basitleştirerek devam ediyorum. Vali, Saul'den Tanrı sözünü dinlemek istiyor. Sahte peygamber bu duruma karşı çıkıp direniyor. Saul ise o anda kutsal ruh ile dolarak gözlerini bu adama çeviriyor ve ne diyor? Hiçbir fikrim yok. Sen anlatıyordun. Evet, evet, evet. Biraz gizem katmak istemiştim. Ah! Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, ey kötünün oğlu, her türlü düzenbazlıkla ve dalaverecilikle dolu insan, her gerçeğe düşman kesilen, Rabbin düz yollarını saptırmaktan bıkmayacak mısın sen? Bak, şu anda Rabbin eli seni yargılıyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre görmeyeceksin. Sonrası? Sonra adamın üzerine karanlık çöker. Afallar, tökezler. Bunu gören vali çok etkilenir ve hemen iman eder. Bir valinin iman etmesi büyük yankı uyandırır ve Saul de artık Paulus olarak bilinir. Paulus ismini kullanır. İncil'de de bu olaydan sonra Saul isminden ziyade Paulus adını kullanıldığını görürüz. Ve tabii yolculuk devam etmektedir. Nereye? Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Baftan denize açılarak Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kenti. Dur. Ne oldu, durdum? Bu anlattıklarını bir düşünmem lazım. Bu bölümde bu kadarını duyalım. Tamam. Sen nasıl istersen Zihni. Günümüzde Baf'ın, yani Pafos'un farklı ve yeşil bitki örtüsüyle bilindiğini ve canlı bir turizm merkezi olduğunu da eklemeliyim. Harikasın. O zaman ben de doğru mu yanlış mı sorumu eklemeliyim. Ekle bakalım. Pafos dedin, Baf dedin. Samanda, Salamis... Tamam, dur. Hepsini karıştıracaksın. Pafos Grekçe ismi, Baf Türkçe ismi. Öyle değil mi? Evet, doğru. Aferin. İşte bu konuyla ilgili bir doğru yanlış sorum var sana. Tamam, hadi sor bakalım. Evet, mütercim, tercüman ve çevirmen. Bu kelimeler aynı mesleği ifade eder. Doğru mu, yanlış mı? Bir seçenek değil. Yahu düşünüyor gibi yapıyorum Zihni. Tamam o zaman. Cevap veriyorum o zaman, doğru. Evet, doğru. Mütercim, çevirmen ve tercüman kelimelerinin hepsi aynı anlama gelir. Çeviri mesleğini yapan ve çeşitli mecralarda farklı dilleri bir sebeple birbirine çeviren kişiler bu mesleğe sahip insanlardır. Bir kitap ya da bir yazı da çevrilebilir. Konuşma anında anlık çeviriler de yapılabilir. Hepsi çevirmenlik olarak adlandırılır. Çok güzel denk geldi. Sonraki bölüm Pavlos'un yolunda Perge ve Pisidya'yı konuşacağız. O zaman ben gidiyorum. Dur yahu, ne bu acele? Tuvalet!
koş koş koş. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin. Bugün acaba senin için anlatacağım ve okuyacağım öykünün adı ne? Acaba kutsal kitapta Tanrı'nın hangi macerasını birlikte öğreneceğiz? Bu bölümün adı birazcık hüzünlü. Ama bakalım hikayenin devamı da böyle hüzünlü mü? Hikayemizin adı Gözyaşı Banyosu. Haydi sen de bana eşlik et. Gel bakalım bu hikayeyi birlikte okuyup anlayalım. Bir akşam İsa önemli bir önderin evinde yemeğe gitti. Önemli önder önemli arkadaşlarını davet etti. Hepsi tam yemeğe oturmuştu ki içeri bir anda bir kadın girdi. Bu kadın davet edilmemişti. Çünkü herkes onun nasıl biri olduğunu biliyordu. Bu kadın kim olduğunu zannediyor diye fısıldaştı misafirler. Bu nasıl cüret? Bu kadın çok günah işlemişti ve herkes bunu biliyordu. Fark etmesi kolay bir şeydi çünkü bütün kuralları çiğnemiş ve kötü şeyler yapmıştı ve herkes onu tanıyordu. Kadın doğrudan İsa'nın yanına gitti. Elinde çok pahalı bir parfüm vardı. Yani güzel kokan bir sıvı. O dönemde parfümün şöyle bir özelliği vardı. Şişelerde değil, kaplarda saklanırdı. Hiç annenin ya da babanın eşyaları arasında gördün mü? Parfüm kullanmak genelde bir kişinin daha güzel kokmasını sağlar. Ama tabii ki o dönem parfümler çok daha değerli ve ulaşması zordu. Bu kaplarda kaymak taşı gibi çok değerli taşlardan yapılırdı. Ayrıca şöyle bir sorun vardı. Kapların kapakları ya da tıkaçları yoktu. Parfümü kullanmanın tek yolu kabı kırmaktı. Kap kırıldı mı da artık geri dönüşü yoktu. Yani hepsi biterdi. Çoğu kişi de parfümünü kullanmaya kıyamazdı. Çünkü çok değerliydi. Öylece bir rafa koyup ne güzel olduğuna bakarlardı ama kullanmazlardı. Yani güzel kokmak için üretilen bir şeyi aslında güzel kokmak için kullanmazlardı. Görüyor musun? Bu parfüm kadının bu dünyada sahip olduğu en değerli şeydi. Hazinesiydi. Kadın İsa'nın önünde yere eğildi. Tıpkı bir kralın önünde eğilir gibi. Eline İsa'nın ayaklarını aldı ve ağlamaya başladı. Gözyaşları İsa'nın ayaklarının üzerine damlayarak onları yıkadı. Bu kadın İsa'yı görünce o kadar duygulanmıştı ki gerçekten gözyaşları onun ayaklarına aktı. Kadın İsa'nın ayaklarını öptü ve upuzun siyah saçlarıyla İsa'nın ayaklarını kuruladı. Düşünebiliyor musunuz? İsa'yı ne kadar çok seviyordu. Siz hiç saçlarınızla birinin ayaklarını kurulamak ister misiniz? Hayır ben istemem. Ama o kadın İsa'yı o kadar çok seviyordu ki saçları bile İsa'nın ayaklarının yanında değersiz gibiydi. Sonra da daha garip bir şey yaptı. Yanında getirdiği kabı kırıp parfümü İsa'nın ayaklarına sürdü. Düşünün, insanların asla kullanmaya kıyamadığı parfümü kırıp üstelik İsa'nı yanaklarına ya da ellerine sürmedi, ayaklarına sürdü. En çok insanların en çok kirlenen yeri ayaklarıdır normalde değil mi? Ve o dönem üstelik ayaklar daha fazla kirleniyordu. Ama düşünsenize bu kadın İsa'ya o kadar çok değer verdi ki. Herkes şaşkınlık içinde baka kaldı. Boşu boşuna kullanmıştı parfümünü. Birisinin ayaklarına parfüm sürülür müydü gerçekten? O kadar pahalı bir parfümü. Hem de o kadar pahalı bir parfümü. O da hoş bir çiçek kokusuyla doldu. Bu arada o ayaklar İsa'nın ayaklarıydı. Yani çok değerli ayaklardı onlar. İsa kadına baktı ve ona gülümsedi. Kadının yaptığı harika bir şeydi. Tıpkı uzun yıllar önce Samuel'in Davut'u, Tanrı'nın kralını meshetmesi gibi bu kadın da İsa'yı meshetmişti. Ama yağ ile değil, gözyaşlarıyla. Önemli insanlar çok sinirlendiler. İsa bu kadına iyi davranmamalı diye düşündüler. O kadın bir günahkar diye söylendiler. İyi olanlar biziz. Ve doğruydu. Dışarıdan iyi görünüyorlardı gerçekten. Ne de olsa bütün kurallara uyuyorlardı. Bu kadın gibi bütün kuralları çiğnemiyorlardı. Ama kadının yüreğini fark ettiniz mi arkadaşlar? Onun yüreği Tanrı sevgisiyle doluydu. Ama İsa insanların içini görebiliyordu. Kalplerinin içini görebiliyordu.
İsa o insanların ne Tanrı'yı ne de insanları sevdiğini görebiliyordu. Tanrı'dan kaçıyorlardı ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlardı. Kurallara uydukları için zaten yeteri kadar iyi olduklarını düşünüyorlardı. Ama günah kalplerinin doğru şekilde işlemesine engel olmuştu. Kalpleri sert ve soğuktu. Bu kadın günahkar olduğunu biliyor dedi İsa. Asla yeteri kadar iyi olamayacağını biliyor. Onu kurtarmam gerektiğini anlıyor. Bu yüzden de beni çok seviyor. Siz bu kadına tepeden bakıyorsunuz. Çünkü yukarıya, Tanrı'ya bakmıyorsunuz. Bu kadın dışında günahkar ama siz içinizde günahkarsınız. Yani bu kadın aslında dıştan günahkar ama yüreği aslında Tanrı sevgisiyle dolu. Önemli insanlar sinirden küplere bindi. İsa kadına döndü ve gülümsedi. Günahların bağışlandı dedi. Sen bana güvendin, Tanrı da seni kurtardı. İsa kim olduğunu zannediyor diye fısıldaştı önemli insanlar. Yalnızca Tanrı günahları bağışlayabilir. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna inanmadılar. İsa insanları sevip onlara yardım ettikçe önemli insanlar ve önderler ondan daha fazla nefret etti. İnsanların onları değil de İsa'yı takip edeceklerinden korkuyorlardı. Onu kıskandılar ve çok kızdılar. O kadar kızdılar ki onu öldürmek istediler. Düşünün ki bu günahkar kadını yargılayan insanlar aslında hiçbir zaman İsa'nın Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın bedeni olduğuna inanmadılar. Ve İsa'yı öldürmek istediler. Çünkü onu kıskanıyorlardı. Ama bu kadın evet günahkar bir hayatı vardı, hatalar yaptı. Ama yüreği İsa'ya karşı duyduğu sevgiyle doluydu. İşte bu yüzden arkadaşlar Tanrı onu kurtardı. Şunu unutmayın ki evet kurallara uymamız çok önemli ama yüreğimiz Tanrı ile ilgili olan düşüncelerimiz Tanrı için çok daha önemli. Bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Bu hikayeyi iyice düşünün. Tanrı size bu hikayeyle ilgili yeni sırlar açığa çıkarsın diye dua edin. Nora abanız sizi çok seviyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.